Merhabalar. Bu videoda boy dolap içi aydınlatma ve normal dolap içi aydınlatma fonksiyonlarından bahsedeceğim. Işık detaylarının kullanımı olacak açıkçası. Şöyle Arkon Yeni Güncel 2023 kütüphanemizi seçtikten sonra mutfak modülleri içerisinde alt dolaplardan şöyle farklı bir yapı da göstereceğim size bu katalog içerisinde olan. 70'lik bir modül alalım, sürükleyelim. Ben bunun genişliğinin şöyle 120 santim, yüksekliğinin de 24 santim olmasını istiyorum. Bunun yanında da bir tane bizim burada karma dolaplarımız içerisinde bulunan yeni raflı bir modülümüz var. Bundan bahsedeyim. Bu modülün özelliği üzerine çift tıkladığımızda alt, üst, sağ, sol tüm raf kalınlıklarını parça kalınlıklarını ve raf adedini ve bu raf adetlerinde kalınlıklarına kadar oynayabildiğimiz parametrik bir modül. Alt tabla üst raf adedi 3 taneymiş. Mesela raf olsun istemiyorum. Direkt raflar kalktı, bu şekilde düşünebilirsiniz. Bunun genişliğinin de 120 santim olması, pardon, yüksekliği 20 ya da 24 santim olsun. Genişliği 120 santim. Raf zaten yok demiştik. Sağ yan, sol yan, derinlik ve bu şekilde bakın. Şöyle. Ups, yanlış girdim. Genişlik 120, yükseklik 24. Yani şu şekilde. Modül son derece parametrik, yani birçok ihtiyacımızı hızlı bir şekilde karşılayabilecek modül. Hatta şu ikisini seçip şöyle sağa doğru da 1 metre kaydır diyelim. En alttaki modülümü alıyorum. Kopyala yapıştır diyorum. Bundan da bir tane şöyle üste koyuyorum. Evet, bakın şöyle bir modül yapısı oluşturdum. Ada mutfaklarda düşünülebilir böyle bir modül. Hatta şunu da yapabiliriz. Yani ada mutfak mantığında olacağını düşündüğümüz için buradan Arcon Intelligent, mesela G'ye gittim, seçtim. Bunları 4 yönüne 120 santim taşı diyorum. Bakın mesela mutfak dolabımız buraya geldi. Bunun yanında farklı bir tek kapak vesaire gibi de yapılabilir. Tekrar döndüm buradan şeye, perspektifimize. O zaman şuradaki bakış açımızı daha rahat ayarlayabilmemiz için şunu da kaydıralım. Şöyle 100 santim. Penceremizi de 4 metre yapalım. Evet, bu şekilde. Tamam. Şimdi modüle bu şekilde tekrar yaklaşıyorum. Mesela kulp istemiyorum. Üzerine çift tıkladım. Burada kulp seçenekleri içerisinden kulp yok ve tüm modülleri uygula diyorum. Kulplar gidiyor. Üzerine tekrar çift tıklıyorum. Burada dış gövde rengi beyaz değil. Dokulu gri veya dokulu kahve mesela, bunu istiyorum. Tümünü uygula. Bakın gövde renklerim değişti. Kapak rengi. Hepsini aynı anda yapabilirsiniz bu arada. Ben şu an tek tek farklı farklı yapıyorum. Burada kapak renkleri yeni katalog içerisinde farklı markalar da var. Çamsan, AGT, Kastamonu gibi veya rar renkler veya trend renkler şeklinde görebilirsiniz. Mesela örnek veriyorum. Burada işte parlak trend renklere gittiğim zaman bakın burada trend renkler içerisinde yine üzerine de geldiğinde bu şekilde görebileceğiniz renkler mevcut. Ben şöyle kapak renklerimi de değiştireyim. Evet, şimdi bu alanın içerisini aydınlatmak için buradan hemen şöyle çıkıyorum. Hatta mutfak dekorasyon objelerinden içerisine birkaç tane dekorasyon ürünü de koyalım. Buradan bir tane şöyle bir ceviz tabağını alıyorum. Şöyle getirdim, bıraktım. Bunun yanına bir tane şöyle set koyalım. Evet, mesela şöyle bir tabak seti. Güzel. Hatta bundan çoklu kopyala yap diyelim. Bir tane olsun. Şöyle merkezde bir şekilde. Çok güzel. Bunlara da ben bir malzemeyi camı verdikten sonra verelim. Lambalara gidiyorum. Evet, V-Ray Rectangle lambayı aldım. Ve bakın bunun merkezine bıraktım bu şekilde. Bir tık daha geri alabilirim istersen. Evet, şöyle kalsın. Şurada bir merkez noktamızda. Öncelikle V-Ray malzemelerden kırılmaz camı üzerine sürüklüyorum. Bu arada eğer isterseniz üzerine çift tıklayıp ışık rengiyle oynayabilirsiniz. Ben sarı olmasını istediğim için dokunmadım. Daha sonra burada parlak seramik kullanabiliriz. Bu şekilde. Yine aynı şekilde burada parlak seramik ve parlak seramik. Evet. Şimdi
Cama da içeriye ışık gelmesi için tabi böyle bu şekilde materyalimizi verelim. Zeminde laki olsun. Evet, bakış açımızı da ayarladık. Şu şekilde bir bakış açımız olsun. Modülümüze baz yerleştirelim. Evet. Burada hem dışarıdan gelen gün ışığını kullanabilmek hem de içerideki modül içindeki aydınlatmamızı kullanabilmek için değişken moda geçmeliyiz. Değişken moda geçip gelişmişten saat ayarlayabiliriz. Ben şunu merak ediyorum. Şırıngaya bastığımızda güneş iz düşümünü görürüz. Ben şu an çok ışığın daha belirgin olması için güneşin iz düşümünün ürün üzerinde olmasını tercih etmiyorum ve buradan geldim. V-Ray'e tıkladım. Evet diyelim. Açılan pencerede hazır ayarlarımızdan herhangi bir tanesini seçebiliriz. Mesela ben şunu seçiyorum ve buradan ışığımı seçiyorum. Intensity değerim 1. Modül genişliğimizin yaklaşık yarısı kadar, tam merkezde olduğu için yarısı kadar bir ölçü girebilirim. Ben şimdilik 70 gireceğim. Yükseklikte yaklaşık 20-25 santim olsun. Color mappingimiz de 20 çok yüksek olur. 14-13 olarak kalsın. Şimdi bir render diyelim. Evet, şu an ışık tam istediğim şekilde çalıştı. Sadece birazcık genişlik fazla geldiği için sağ tarafta taşma var. Ama onun yanında bir modül olacaksa zaten o detay çok önemli değil. Ama böyle bir şekilde tek parça olarak dışarıda kalacaksa onun ölçüsünü değiştiririz. Ben biraz render kalitesini ortalamanın bir tık üzerine çıkarttım. Evet, şu an bu maviliği de yok edebiliriz. Dışarıdan gelen gün ışığını saatin yönüyle ayarlayabiliriz. Ama ben burada dolap içinde kullandığım şu aydınlatmaya odaklandığım için onun detayına şimdi girmedim. Evet, bu şekilde gayet güzel oldu. Dediğim gibi istersek şuradan ışığın etki alanı olduğu yerden, yani mesela burayı 50 yapalım daha net anlaşılabilmesi için, burayı da 15 yapalım. Render dediğimizde bakın ışığın etki alanı kısıldı. Yani buradan bunu yönetebilirsiniz. Bunu kapatıyorum. Şimdi tekrar gündüz moduna geçelim çalışmamıza devam edebilmek için. Bir de şöyle bir şey yapacağım. Farklı bir metot göstereceğim boy dolapları için. Boy dolaplara gittim. 2.20 birlikler içerisinde şuradan BD45 1T modülü, yani tek kapaklı boy modülünü alıyorum. Bunun üzerinden önce şöyle modülün cephesine geçerek cephe düzenleye gittim. Bunun üzerindeki kapağı sildim. Şu an sadece bu şekilde raflı bir modül oldu. Bu tek kapaklı boy bir modüldü. Raflı. Bunun üzerine bir tane camlı modül sürükledim. Bakın bu şekilde. Cam profilli modül oldu. Tamam dedim. İstersek şuradan QH düzenli modelleme sil baza deyip tekrar buradan ikisini birlikte olacak şekilde baza da yapabiliriz. Elimize silmeyelim bazayı. Bu yukarıdaki fonksiyonları silmek daha doğru. Buradan da ben bunun profil rengini, kapak profil rengini şöyle değiştirmek istiyorum. Modülü doğrudan değiştir dedim. Evet. Şimdi burada kapağı kırılmaz cam sürüklüyorum ve kontrol kapağı sürüklediğim cam materyali için kontrol tuşuna basıyorum. Fakat raflara sürükleyeceğim cam materyali için herhangi bir şeye basmıyorum. Bu şekilde bütün raflarımı şeffaf yaptım. Tekrar buradan V-Ray materyale tek pardon lambalara gidiyorum. Bir tane rectangle lambayı aldım ve bu şekilde modülümün merkezine bıraktım. Daha sonra bunu döndürüyorum. Bu şekilde. Evet. Ve bunu taşımak işlemini Intelligent ekranında yapacağım. Bakın burada modülü seçtim. Klavyeden ok tuşlarıyla modülün pozisyonunu ayarlıyorum. Evet, bu şekilde. Şuradaki yeşili baz alıyorum. Bakın buraya yerleştirdim. Tam merkez noktası gibi düşünebilirsiniz. Şimdi şöyle karşıdan bir bakış açımızı ayarlayalım.
Birazcık yaklaşıyorum. Bu şekilde iniyorum. Tamam. Sağ tık klik yaptım. 75 dedim. Biraz daha geniş görmek için ve yaklaştım. Evet. Şimdi tekrar değişken moda geçiyorum. V-Ray butonuna basıyorum ve kaydediyorum. İlk gördüğünüz lamba değeri ilk kullandığımız, sonradan kullandığımız alta koyacaktır. Hemen buradan gelelim. Tekrar 65'e 25 yapalım bunu. Instance değerimiz 1. 2'de dikkat etmemiz gereken nokta şu. Ben bir 120 test etmek istiyorum. 120'ye 30. Buradan yön seçmeliyiz. İlk dolapta down yani aşağı demek. Burada yön mutlaka belirtiyoruz. Color mapping'imiz de tekrar 12 olarak kalabilir bu şekilde. Instance değerimizde mutlaka bir yapmayı unutmayalım. Ve render diyorum. Evet, şu an iki modülümün içinde de çok güzel bir aydınlatma oluşmaya başladı. Aydınlatmayı plana çıkartmak için sahnede çok fazla ışık ayarlarıyla oynamadım. Şimdi burada dolabın üstünde bir taşma var. Bu taşmayı bir taradıktan sonra çözelim. Hatta şuraya bir bakalım. Evet, burada modülün üzerine doğru bir taşma var ama genel olarak iç kısmı gayet güzel. Aynı az önceki dolapta yana taştığı gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani şuradan tekrar gelip örneğin 90 yapalım. Tekrar left işaretlemi unutmuyoruz. 30. İyi. Yani sola olan mesafe fena değil. İyiydi, o kalsın. Işığın çok yoğunluğunu arttırmak istiyorsanız buradan mesela 2 de yapabilirsiniz. Ama tabi bu yoğunluğunu arttıracaktır. Bunu denemek gerekiyor açıkçası. 90 mesela bu sefer aşağıdan kıstı biraz. Render'da bazı şeyler deneme yanılma yöntemiyle daha kolay çözülebiliyor. Evet, şu an içerideki ışık çok ciddi şekilde yoğunlaştı. Instance değerini 2 yaptığımız için ışığın şiddeti gayet pardon, ışığın alanı gayet güzel. Tam modülümüzün içinde kaldı. Aşağı kısımdan bir tık daha karanlık gibi oldu ama o 90'da 100 yaparsak muhtemelen o kısmı da çözmüş oluruz. Evet, dolap içi aydınlatma, lokal aydınlatmayı bu şekilde yapabilirsiniz. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkürler.